bağlı olarak yönetimlerle ilgili artık yeni bir döneme giriyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konuda yaşanan mağduriyetleri gidermek için başkent Ankara'da bir çalıştay düzenledi ve bu çalıştayda da site yönetimlerine lisans zorunluluğu getirildi efendim. Peki bu ne demek? Ne olacak bundan sonra? İşte bu konunun detaylarını Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek vatandaş, site sakini, apartman sakini bundan nasıl kazanç çıkacak bunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle geçtiğimiz aylarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştu. Bu müdürlük kapsamında geçtiğimiz haftalarda Tesis Yönetim Hizmetleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı. Burada da profesyonel tesis yönetim şirketleriyle ilgili özellikle 64 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi ülkemizdeki toplu konut yaşam alanlarında yöneticilik faaliyetlerini sürdüren tesis yönetim şirketleriyle ilgili 6 ikincil mevzuat çalışmaları başladı. Bu kapsamda bizlerin hedefi saha tecrübesi, hukuki ve mali tecrübesine sahip profesyonel yönetim şirketlerinin denetlenmesi ve bu anlamda lisansa bağlanması. Burada özellikle kat maliklerimiz profesyonel yönetim şirketlerinden hizmet alma yoluyla ülke genelindeki bu uygun olmayan uygulamalarında önüne geçmiş olacağız. Efendim mahvetik insanlar da artık yöneticilik yapamayacak o zaman değil mi? Tabii ki kanundaki aksaklıklar sebebiyle özellikle 64 sayılı kat mülkiyeti kanunu 1965 yılında yazılmış bir kanun ve günümüz toplu konut yaşam alanlarımızın talep ve isteklerini karşılayamamaktadır. Zaten bu sizlerin de adlandırdığı gibi mafyatik yönetim anlayışı kanundaki eksikliklerden meydana geliyor. Sanıyoruz ki 634 sayılı kat mülkiyeti kanunuyla ilgili de bazı çalışmalar olacak ve illegal gruplardan sektörümüzü kurtaracağız. İşini bilen profesyonel yönetim şirketleri site ve apartmanlarda, tesislerde yöneticilik yapabilecek ve denetlenebilecekler. Özellikle bütçelerin denetlenmesi, yaptıkları işlerin ve işlemlerin denetlenmesi, genel kurul tutanakları, karar defterlerinin denetlenmesi ve en önemlisi saha tecrübelerine sahip, mali ve hukuki tecrübeye sahip, işi bilen, bu işi kendine meslek edinmiş tesis yönetim şirketleri ülkemizdeki toplu konutlarda hizmet verebilecek. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık bu kıymetli bilgiler dolayısıyla. Efendim böylelikle...